Merhabalar. Bu ne lan? Hanginiz attı lan bunu? Oğlum bu ne? Bu kadar zaman geçti. Bu kadar ay yıl geçti ve hala bu numarayı yiyorsun. Diyecek bir şey yok dostum sana. Yani hayatında... Evet, çocukluğumu yeterince berbat etmemişim gibi gidip bir kere daha yapacağım bunu. Ben çünkü geri zekalıyım. Biliyorsunuz işte eskiden Mario X'i oynamıştık, Sonic X'i oynamıştık. Bütün çocukluğum mahvolmuştu. İşte Sünger Bob, India korku oyunları falan. Çocukluğum... Öyle bir şey yok artık. Benim çocukluğum yok. Ben dünyaya 17 yaşına geldim. 18 büyük yaş. Ben yeni bir karar aldım. Artık videoları konuşmadan gireceğim. Bir anda başlayacak böyle. Mesela sen videoyu tıklayacaksın. Ben tam o sırada jumpscare iyi olacağım. Ve sen videoyu jumpscare yiyerek giyeceksin. Ve bana küfür edeceksin. Vazgeçtim, böyle bir şey yapmayacağım. Evet, karşınızda. Müzikten zaten bütün olayı ele veriyor ama. Karşınızda Sonic X'i. Aslında ismi Sonic X'i değil. İsmi Super Mario Bros. But different. One player game, two player game. 2023 by Tronix by YouTube. Oyunun ismi tamamen bu ekranda yazan her şey. Yemin ederim. Ama siz bunu Sonic X'i olarak göreceksiniz. Sonic ne alaka? Ama siz bunu Mario X olarak göreceksiniz. Neden? Çünkü ben izlenme delisi, aç gözlü, gerizekalı bir YouTuber'ım. Oldu mu şimdi? Ve başlık bulamadım. Yani. Bu arada arkada Mario var. Dönmüş müydün? Buna para verdim. Gör lütfen. Boşuna durmasın. Ben tek kişi olduğum için tek kişilik... Mario bu kadar akıcı, güzel başlangıçlar yapmıyordu. Vietnam bayramı lan onu. Bayılıyorum şu müziğe ya. Küçükken... Oynamıyordum, itiraf ediyorum. Mario hiç oynamadım küçükken. Ama yine de eski müzik olduğu için biraz nostaljik. Ben tek kişi olduğum için... Oğlum bu oyun niye bu kadar akıcı lan? Hayatımda ilk defa bu kadar Mario oynuyorum. Hayatımda ilk defa... Hayatımız... Oldu mu? He? Hayatımı tam ortasında... Hayatımda ilk defa bu kadar akıcı bir Mario oyunu oynuyorum. Yani oynadım. Tamam, ben küçükken Mario oyunu oynamadım ama buna kafa attığım zaman bir şey çıkması gerektiğini düşünüyorum. Değil mi? Yoksa üstüne mi çıkmam lazım? Çık artık, çık, içinde ne var senin, ne? Bu? Bu da çalışmıyor. Ya senin yapacağın Mario oyunu. Mario, anladığım kadarıyla ben küçükken oynamadığım için bilmiyorum. Para için her şeyi yapan bir herif. Bak, para toplamak için gelmişim salak saçma bir diyara. Sonra da aşağı düşmüşüm, harika. Ama bak, şu geçiş çok iyi değil mi? Bir daha niye gösteriyorsun oğlum? Tamam. What the fuck? Neredeyim oğlum ben? Sen... Ben niye orada doğdum ya, dalga mı geçiyor? Sinematik geçerken oyunu kontrol edebiliyormuşum ve ben bir saattir WASD'ye basıyorum. Tamam, olay çözüldü. Al, topla topla. Aç gözlü köpek seni, topla. Abi hiçbir şey göremiyorum ki, ben şimdi nereye atlayacağım? Bak şimdi biraz ileride başlayacağım, izle. Azıcık ileride, gördün mü? Bir oyunda kırmayayım ya. Bilmiyorum, çok iyiyim. Para toplamayacağım artık, çok sinirim bozuldu benim. Abi şu soru işaretlerine kafa neden atamıyorum ben ya? Yemin ederim böyle bir şey vardı. En azından müziğe salak salak şey yapmıyor böyle. Dark müzik koymuyor Sonic'te olduğu gibi. Ama beni şu olay sinir etti. Mesela ben şu an nereye atlayacağım? Şimdi çok atlarsam düşeceğim. Az atlarsam da düşeceğim. O yüzden çok atlayacağım. Yani her türlü bitiyormuş aslında. Mario'da böyle bir şey olmadığına %100 eminim abi. Bu ne? NPC'lerle konuşmak için E'ye bas. Yemin ederim Mario'da böyle bir şey yoktu. Tu. Hayır, şu an olabilir. Aa, bir adet NPC. Merhaba Mario. Böyle az önce söylediğimin çevirisi o. Merhaba. Ay, hoş geldin. Toadtown. Toadtown neresi? Ben korkuyorum. Sormadım. Senin kopyan. Avlıyor. Ne? Lütfen bize yardım et. Sana ihtiyacımız var. Benim kopyam sizi avlıyor ve yardımına mı ihtiyacınız var? Allah, gidemiyorum ya. Niye böyle kurallar olmak zorunda oynarım? Bu ne lan? Daha konuşma. Tam olarak buyum ben şu an. Korktum mu yazıyordu vardı bir de. Oo, RTX 4080 teknolojisi Mario'ya da gelmiş. Oyun harika oldu şimdi. Burası korkunç değil ama arka plan bir tık geriyor beni şu an. O ne abi, onun üstüne çıkabiliyor mu? Korku oyunu mu, sinirlendirme oyunu mu belli değil. Allah kahretsin ya. Bu kim oğlum? Uyan lan. Geri uyu. Ne? Ne oluyor oğlum ya? Tekrar başla. Beni oyundan uzak tutan... Başlamıyor. Bir dakika, şu an zıplıyor. Şu an zıplıyor. Hala zıplıyor. Ben neden zıplayabiliyorum şu an? Made by Tronix. Niye Snapchat suratı koydun abi? Bir daha mı başlıyoruz? Bir dakika. Şu an internetten bakmam gerekiyor. Oyun gerçekten böyle mi bitiyor? Eğer gerçekten böyle bitiyorsa az sonra üstündeki bütün kıyafetleri yırtacağım videonun ortasına. Hayır, böyle bitmiyormuş. Ben oyunu kapatmam gerekiyormuş. Umurumda değil. Oğlum ben şimdi anladım. Orada ne dedi biliyor musun? Video like... Kalk lan, uyan! Tamam, şimdi menüye atacak beni. At menüye. Tamam, şimdi basacağım ve gireceğim.
Tamam. E bir daha başlama. Yemin ediyorum üstümü kıyafet yırtacağım. Çok ciddiyim şu anda, üstümü kıyafet yırtmak üzereyim. Şu an tuttum ve yırtmak üzereyim bak. Wow. Sen şu an gerçek olamazsın. Sen şu an gerçek olamazsın. Yapmam gereken şey buymuş. Çok farklı bir yere geldim ya. Çok fark etti. Olay çok fark etti yani. Başıma çok... Ben sanıyorum sinematik ya. Allah bir dur, bir dur lan. Tamam artık beni yakalayamazsın. Sanmıyorum yakalayabilirim. Bu ne? Bunda shift tuşu varmış. Bu oyun benim için bana hiç iyi gelmedi ya. Bu oyun gerçekten bana hiç iyi gelmedi. Oyun başından beri koşabiliyormuşum ve farkında değilim. Ne oluyor lan? Oğlum normal Mario'dan daha güzel olmuş bu oyun. What the fuck? What the fuck? What the actual fuck? Az önce hiçbir şeyden korkmadım ama bu çok korkunçtu. Anam. Akıllandım. Artık iyi bir insan olacağım. Mario'ya küfür etmeyeceğim. Mario senin ben an... Sen kimsin o? Değmedi bile! Ben bu oyundan nefret ediyorum artık. Hani bu oyun gerçek Mario değil ama nefret ediyorum. Aptal! Vallahi içim daralmaya başladı artık. Tamam. Tamam. What the fuck is that ya? Durma. Durmak yok. Durmak yok. Durma. Dur. Sen kimsin? Ne oluyor ya? Ben ne oynuyorum şu an ya gerçekten ya? Oh! Wow! Wow! Yani. Yani oyun çok kısa olduğu için ve ne zaman oyun kısa olsa bana abi seninkinden bile kısa olmuş yazdığın için tam da oynamam gerekiyor. Bu benim için hayat mevcut bir serisi. İkinci oyunumuz Inherence. Boş ver. O öldü. O lanet olsun ki o öldü. Yani çok umurumda değil dostum. Giyinmen gerekiyor ha. Giyinmen gerekiyor ha. Bu oyun başlamadan önce yapamaz mıydın bunu? Kıyafetlerin nerede? Ben nereden bilebilirim ki? Odasında Mona Lisa var bir de normal bir şekilde. Anahtar var burada. Anahtarlara şimdi ihtiyacım yok. Tamam kıyafetlerim burada. Tamam şimdi aramayı beklemem gerekiyor. Kimin aramasını ve ben kimim ve ne yapıyorum? Ve kim öldü az önce? Televizyonda şu anda hiçbir şey yok. Benim telefon çalıyor bir dakika. Yes Dr. Calkins. Ben yoldayım. Hemen anahtarımı alayım. Araba anahtarı mı ev anahtarı mı? Ben bunu anlayamadım. Hangisi çıkış kapısı? Televizyona yakın olan çıkış kapısıdır. Hiç şaşmaz. Televizyona uzak olan kapı çıkış kapısıdır. Hiç şaşmaz. Doktor Calkins 16 numaralı... S**eyim böyle oyunu açar açmaz Allah Allah ya. Ben terse gidiyorum. 15. Ya gerçekten ama yeter. Bu kim? Elinde de bıçak mı var? Yok. Beni otelde ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu sizin için sıradan bir olay olabilir ama konuşmaya ihtiyacım var. Dr. Calkins diyor ki, bunu tekrar yapmaya karar verdiğine çok sevindim. Senin durumuna ve trajik olaylara bakacak olursak kesinlikle yardım etmeye hazırım. Yardım etmek istiyorum. Neden evinden ayrılıp bu otele hayvan gibi para verdiğini bana tekrar anlatmak ister misin? Kardeşimi olandan sonra orada artık kalamıyordum. Her gece aynı kabusları görüp işkenceye uğruyordum. Doktor Bey, en azından bir müşterimden para alabilecek kadar şanslıydım. En azından şimdilik. Yani otelde o sayede kalabiliyormuşuz. İşte otel pizzalarını yiyorum falan. Hiçbir şey hakkında endişelenmiyorum. Probleminle yüzleşmelisin. Bu otelde sonsuza dek kalamazsın. Kabuslardan bahsetmiştim. Bana biraz açıklar mısın? Hemen açıklıyorum doktor bey. Bazen çok gerçek oluyor. Ama genelde uyandığımda kabus bitmemiş oluyor. Yani sürekli rüya kabusta gibi hissediyormuş. Bir ses bana konuşuyormuş falan filan. Ben ne oynuyorum şu an abi? Ne? Bir akıl hastasının beynine mi girdim? O ses sana ne söylüyor Kate? Bunun gerçek olduğunu garanti etmek için... Söylemen gerekiyor diyor. Ses bana birini öldürmemi söylüyor. Öldürmek mi? Ses sana özellikle birini öldürmeni söylüyor mu? Bu kız kardeşinin intiharıyla ilgili mi? Buna odaklanmamız gerekiyor Kate. Bilmiyorum, sadece bana öldürmemi söylüyor. Onu söyleyen kişi de kardeşiymiş, yani kardeşini görüyormuş. Kate, kardeşin sana birini öldürmeni mi söylüyor? Onu görüyor musun? Kardeşini bu odada görüyor musun şu an? Oh hell no! Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Başım ağrıyor. 3 gün sonra tekrar buluşalım işte, baş ağrısı ilacı vereceğim falan dedi. Gidiyor herhalde. Odama gitmeliyim. Allah Allah. Yaşlı bunak burada sen ne arıyorsun ya? Ben şuradan mı çıkmıştım lan? Allah! Allah! Kardeşim geldi. Masadaki ne? Bu mu? Sevgili Mrs. Anderson. Otel personelleri bize bir mektup bırakmıştı. Çok odanızdan sürekli sağa sola vurma sesleri falan filan geliyormuş. Bütün oda yanımızdaki odadaki herkes rahatsız oluyormuş. Bu sesi biraz azaltır mısınız falan filan dedi. Ve kıyafetlerimi dolaba koymalıymışım. Yoruldum. Uyuyacağım. Neyi yoruldum? Ne yaptın da yoruldun? Kapıyı kim çalıyor? Beni rahat bırakamazlar mı? Merhaba. Kapıyı kim çalıyor? Affedersiniz. Merhaba. Abi? Abi ne? Uyu. Yemin ediyorum uyu. Uyu. Aa ışıklar gitti. Telefonumu almalıyım. Neredeyim ben ya? Neredeyim? Aa yine bu tablo. Harika. Akıl hastanesine mi geldim ben? Nereye geldim? Neden buraya geldim? Bu hastane çürümüş.
Keşke kız kardeşim burada olsaydı. Ama her zamanki gibi çok fazla problemi var. Büyük ihtimal benim ölen kız kardeşim yazmış o mektubu. Pek de umurumda değil. Locked. Locked, okay, locked. Okay, locked. Allah'ım, Rays of Fears'a bağladık yine. Wow, kız kardeşim geldi aramıza. Hoş geldin. Lütfen bana jumpscare atma. Neden senin her yerin beyaz, ellerin ve şey dedim, normal insan rengi? Teşekkür ederim cevabın için. Shit! Telefonumun şarjı bitti. Şimdi bu da ne? Bu ne harbiden? Yine mi mektup bıraktı bize? Şimdi hissediyor musun? Şimdi suçu hissediyor musun? Seni bencil kaltak, beni terk ettin sana ihtiyacım olduğu zaman. Söz vermiştin. Her zaman benimle gideceğine dair söz vermiştin. Geri dön. Geri dön ve bitir bunu. Yok, düşünmüyorum öyle bir şey yapmayı. Ne oldu yine ya? Kız kardeşim, ne haber? Kolay gelsin. Ben bu videoyu korkarak bitirmek istiyorum ve güzel bir görüntüye sahip bir oyun buldum. Bu son olacak büyük ihtimal. Az önceki iki oyun hakkında konuşmak bile istemiyorum. Hiçbir şey demek istemiyorum. Arkada hala Mario var ama lütfen bir şey deme. Lütfen. Lütfen karanlıkta ol ve kulaklık tak. Oyun çok fazla yüksek ses içeriyor. Bunun son oyun olduğu kesinleşti en azından. Oo. Görüntü gerçekten güzel. Ben bunu oynamamış mıydım lan? Evet, kapıyı kafamla açıyorum. Kanı takip et. Hani? Hani? Hani oğlum kan? Allah kahretsin. Niye yürüyemiyorum? Tamam, oraya gitmeyeceğim. Buraya da gitmeyeceğim. Zaten 3 tane yol vardı. 2 tanesi seçtim. İkisi de çıkmaz yola çıktı. Allah kahretsin. San, sav, sam. Ne? Sen mi yazıyor? Ne yazıyor burada? Ne biçim yazı bu? Gerizekalı. Abi kapı daha. Niye? Ne ilaç şu bu kapıyı ya? Oğlum buraya gidemiyorum. Buraya da gidemiyorum. Arkadaki kapıyı da açamıyorum. Burada odunları yok edecek bir şey buluyor. Burnumu kaşıyordum yani, yoksa korkmazdım. Kanı takip et dediği bu muydu yani? Tamam, kanı takip ediyorum. Ben az önce buraya gelmiştim, kapı açıldı. Allah'ım yarabbim ya. O odunlar az önce de gittim oğlum, ben illa içine girip E'ye mi basmam gerekiyormuş? Her yerde Sam yazıyor. Sam kim oğlum? Gerçekten az önce gerçek terörü hissetmiş olabilirim şimdi. Tamam, odunları yok edeceğim ve oradan geçeceğim. Merhabalar. Bu ne? 4 tane Niye topluyorum lan? Ben Slenderman mi oynuyorum ya? Merhaba Slender. Ooo, yol değişmiş. Çok güzel. Kapı açılmıyor. Hadi oyun oynayalım. Hayır, kapıyı aç. Lütfen kapıyı aç. Hadi oynayalım. Oğlum arkamda kapı... Oynuyoruz galiba şu an oyunu. Oyunu beğenmedim. Oyunu beğenmedim. Teşekkür ederim. Allah'ım, kapı hala açılmıyor. Dalga mı geçiyorsun sen bende? Oğlum sen... Sen harbi abarttın bu işi ama he. Benim beynim bunu iki kere yer, üçüncüde gerçek yolu buluruz. Bir şey mi geçti lan yukarı doğru? Sağ mı sol mu düz? Ben düz gideceğim. Ne zaman sağ solu seçsem başıma kötü şeyler geliyor. Tövbe estağfurullah. Ama jumpscare yemedim. Aa. He, her yola gideceğim. Her yolda şey yapacağım. Bunlardan toplayacağım. Tamam, üç yola da gitmem gerekiyormuş. Karantin bir şey kadar. Şu üstümdeki örümcek. Araknofobim olsaydı şu an yerlerde yuvarlanıyordum. Orada örümcek vardı. Burada ne var? Merak etmiyorum, gerekiyor biliyorum ama. Tamam, burada bir şey yokmuş. Enayi gerizekalı. Tamam, burada bir şey çıkmadığına göre burada bir şey çıkma ihtimali %100. Hatta %200. Wow. Büyük örümcek ölmüş, küçüğe dönüşmüş. Ben duvarlarda yazan şeyleri hiç okumadım bu arada. Eğer geriye dönüp onları okumamı isterse açıp internetten bakarım. Bir saniye bile düşünmem. Şimdi ne yapıyoruz? Ben geri dönüyorum yani, yapacak bir şeyim kalmadı benim. Harfler ve numaralar. Harfler ve numaralar. Öyle mi olmuş? Öyle mi olmuş ha dostum? He? Harfler ve numaralar ha? Harfler ve numaralar ha? Allah Allah ya. Dev örümcek nerede? Dev örümcek nereye gitti? Dev örümcek? Örümcek? Sam. Benim isim Sam değil, yapma. Bu arada isim Sam olsaydı şu an gerçekten kork... Arkana bakma. Gerçekten bakmam gerekiyor. Ama genelde beni böyle kandırıyorlardı. Bu sefer bakayım dedim. Keşke bakmasaydım. Tam şurada jumpscare tetiklenecek. Tam şurada. Ben yediğim bir jumpscare'i bir daha unutmam dostum. Bir dakika, A4. Acaba az önce kaçtığım yolu mu söylüyor bunlar bana? A4 M A M terbiyesiz herif. Yazdığı yazıya bak ya. A4 M2 S7. Ezberledim. Sağa gidiyorum bu sefer. Sağda şanslı olacağımı inanıyorum. %33 şansım vardı bir şeyde. İki kere yanlış yaptım. Anasını avradım. Burada harflerin ne olduğunu anladım. Harflerde Sam yazıyor yani. Biri S, biri A, biri M. 742 olacak büyük ihtimal. Tek şansım burası kaldı. Abi kanı takip ettiği oyun başı bana demişti zaten.
Oh! Tamam, hatırladım şimdi. Tamam, şu an bütün yolu bulabilirim. Ben bir geri zekalı olduğum için az önce oyunu baştan sona 3 kere oynadım. Tamam, bunu da artık biliyorum. En azından şöyle bir şey var. Ben az önce oyunu baştan sona 3-4 kere oynamasaydım şifreyi bilmeyecektim ve bakmak zorunda kalacaktım internet. Hadi, hadi hızlı, 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 hızlı. Tamam, 700, 40, 2. Burası kapan. Ne oldu şimdi? Her şey bir kabustu. Ben bunun için mi oyunu baştan sona 3 kere oynadım? Senin ben...